Hocam kısa bir özgeçmiş alabilir miyim? Kurtbey doğumluyum. Bir çiftçi ailenin en küçük oğluyum. Üç kardeşiz. Eğitim ilkokul şeyle başladı, köyde başladı. Ortaokul köyde başladı. Sonrasında İstanbul'da Kabataş'a lisesiyle devam etti lise hayatı. Oradan diş hekimliğini kazandım, üniversiteyi kazandım. Ondan sonra 5 yıl de diş hekimliği süreci. Ondan sonra İstanbul'da bir buçuk yıl diş hekimliği çalışmaları yürüttüm. Daha sonrasında Uzunköprü'ye geldim. Uzunköprü'de aç boş bir muayene açtık. Ondan sonra... Kaç yıl oldu? Hatırlıyor musunuz? 89 değil. 89 yılında sanıyorum buraya geldim. Muayene açtım. Kaç diş hekim vardı? Hatırlıyor musunuz? Geldiğimde diş hekim sayısı... 8-9 tane yer atar şimdi. Hesaplarını çıkarırım da şu anda tam çıkaramıyorum. Hı hı. İşte o zaman en şey Necdet Arda'ydı. En başarılı diş hekimi Necdet Arda'ydı buraya geldiğimde. Rahmetli olan çekimleri var. O abilerimizi... Süleyman Ege'nin. Süleyman Ege'nin. İşte neydi? Mustafa Orga. Milletvekilliği yapmış olan neydi? İlhan abi. İlhan abi. İlhan abi vardı. Birer birer gittiler. Sonra biraz böyle tutunmaya başladı falan. Bir çevremiz oluştu. Derken işte 2004'te de buraya geldim. O yani geldim. Çalışmalarımı yürütüyorum. Şimdi çalışmalarımı burada yürütüyorum. Ama kısaca yapıyorum bu. Şimdi diş hekimliğini siz seçtiniz değil mi? Eğitim diş hekimliğini tabii ki ben seçtim. Seçmeyi duydu ama yani çok da bilinçli bir seçim değildi açıkçası. Puan yöntemiyle bir şey ki o zamanlar. Bir yani, ilginiz falan söz konusu değildi o zaman. Değildi. Yani özel bilgi değildi. Sadece puanı arada doldursun diye koydum şeyde. Ondan sonra şaşırmıştım yani ben bir okulu yazdım diye sonuç geldiğinde. Ama sonra çok sevdim. Çok sevdim çünkü hakikaten insanlar korkuyla geliyorlardı işte. Ağrıyla geliyordu, bir sürü sıkıntı çekerek geliyordu buraya. Sonra onları gülerek göndermek çok harika bir şeydi. Beni çok tatmin ettiler hale gelmişti. Sonra da bayağı bir yoğunlaştım. Kendimi geliştirdim. Sürekli eğitim aldım. İşte okul eğitiminde kalması mümkün değildi o şey. Bilimsel yaşam öyle bir hızlı araştırmaya da değişiyor ki. Yani. Araştırma sürekli devam etmek gerekiyor. Eğitim sürekli devam etmek gerekiyor. Bunu yürüttüm. Kendimce de başarılı oldum diye düşünüyorum. Eğitim süreci kaç yıldı? Eğitim süreci 5 yıl. 5 yıl var. Hangi okuldu? Alabilir miyim? İstanbul Çapa. Çapa. İstanbul Üniversitesi. Çapa Diş Hekimliği Fakültesi. Diş Hekimliği Fakültesi. Evet. Şimdi artık orası taşındı. Başarılı bir okuldu bence. Öğrencilik yıllarınızı anlatır mısınız? Nasıl? Öğrencilik yılları. Şeydi tam da siyasi çatışmaların olduğu dönemlerdi. O dönemlerde gittik. Sıkıntılı dönemlerdi. Her gün bir olay oluyordu. Olaylara karışıyorduk. Ondan sonra... Okulda hakim görüş hangisiydi? Okulda hakim görüş sol eğilimdiydi. Sağ elim çok azdı. Okul çok sıkıntı yoktu. Yani çok sıkıntılar çekmiyorduk ama dışarıda kötüydü yani o zamanlar. Arkana bakmadan yürüyemezsin. Okulda eğitim aksıyor. Aksadığı oluyor mu? Okulda eğitim aksamadı. Aynen. Öyle bir dönemler olmadı. Yani böyle boykotlar falan gibi çok büyük olaylar olmadı. Eğitim aksamadı. Eğitim aynen devam etti. Hocalarımız çok kaliteliydi. İyi bir eğitim aldık yani bence. Şöyle okuldan. Hocalardan yabancı var mıydı? Yabancı hoca yoktu. Yoktu. Yabancı dil var mıydı? Yabancı dil vardı ama yani çok
etkili değildi. Hangisi? Birinci sınıfta başka bir okulda İngilizce eğitim alıyorduk. Hı-hı. Okulun dışında başka bir yerde alıyorduk. Böyle uzak, şu başarılı değildi eğitim. Özel bir çalışma yapmazsan yabancı dili öğrenmek pek mümkün değildi. Öylesine koyulmuş bir ders yani. Peki okulda eğitimin aşaması nasıldı? Nasıl? Neler söyleyebilirsiniz? Nasıl aşamalardan geçiyorsunuz? Böyle? Yani ilk önce temelde vücut yapısını tanıyoruz. Yani anatomik yapısını tanıyoruz vücudun. Hemen hemen her yerini tanıyoruz. Sadece ağız ve diş ve çene değil, vücudun kasları ve sinirlerini kadavra üzerinde hepsi ikisi biçerek böyle alçarlı yetişerli gruplar şeklinde herkese birer kadavra verildi. Herkes değişik yerlerini araştırdı. Bu şekilde temel bir eğitim aldık her konuda. Zooloji, hayvan bilimi, bitki bilimi, işte kimya, ilaç bilimi. Bunların temel derslerini hepsini aldık. Ondan sonra şeyden sonra sanıyorum 2'de 3'ten sonra özelleşmeye başladı artık. Yani ağız ve çevresine yönelik eğitim almaya başladık. 4'ten sonra pratik de yapmaya başladık. Hasta almaya, hastalar üzerinden puan kazanmaya başladık falan. Böyle bir süreç. Bana göre bayağı bir tatmin ediciydi. Biraz da sorup soruşturuyorsan bayağı bir oturuşuyor. Bildiğin şeyler bayağı bir oturuşu haliyle. Şimdi Uzunköy'de yani mesleğiniz alanında yapılan araştırmalarda çıkan sonuç mesela yani başarı araştırmaları, evet. Başarılı grafik araştırmaları sizin adınız ön planda oluyor. Bunu neye borçlusunuz bu başarıyı, mesleğinizdeki bu başarıyı? Mesleğimi sevmeme borçluyum daha bir. Diğerisi araştırmayı çok seviyorum. Yeni şeyi öğrenmeyi çok seviyorum. Bir kelime daha olsun, senin dünyanı değiştirebiliyor. Yani bilim hep yenileniyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor, sürekli değişim içinde. Kendini kapatırsan, aynı şeyde ben çok iyi biliyorum dersen, hep yerinde sayarsan, kendini geliştirmezsen, geri kalıyorsun. Ama onu yenmek için sürekli bir eğitim alma içindeyim. Ve bunu da çok severek yapıyorum. Seviyorum mesleğimi yani. Tek sebep bence bu. Uzun köprüyü nasıl değerlendirirsiniz mesleğiniz merceğinden baktığınızda? Uzun köprü gelişemiyor bir türlü. Yani seviyoruz tabii, memleketimiz burası ama aslına bakarsan geçmeye biraz kapalı gibi geliyor bana. Böyle bir biraz muhafazakar sanki. Ya da yeni atılımlarda çok tepki alıyor falan. Atılımlar yapılması lazım. Bence bir kabuğunu yırtması lazım. Belediye çok iş düşüyor tabii ki. İç adamlarına çok iş düşüyor. Yani bir şehirleşemedik bir türlü. Bir tane caddemiz var yani. Böyle bir şey içindeyiz, potansiyel içindeyiz ama. Ama bakıyorum yine şeye bakıyorum. İşte yine bir Cumhuriyet Mahallesi falan. Yeniden orada da bir cadde falan filan. Böyle bir gelişmeler var. Tabii ki yüzük yoktu ama. Doğal bir süreç gibi geliyor bana. Özel bir ilerleme, hızlı bir atalım falan değil. Doğal bir süreç gibi orada insan çoğaldıkça falan orada bir şeyler oluyor. Yani bir motivasyon yok. Lokomotif bir şey yok. Uzun köprüyü ilerletecek lokomotif bir şey yok. Yaratılması lazım bence yani. Örneğin bir sınır kapısı olayı. Yani sınır kapısının olayı çok gecikti yani. Hemen bence gündeme gelmesi lazım. Avrupa'ya uzun köprüde bir sınır kapısı. Ne sakıncası var bilmiyorum ama çok faydası olur mu geliyor bana. Öyle bir özetle uzun köprü çok bir artı değer oluşturur gibi geliyor. Çok basit bir şey. Müthiş bir artı değer oluşturur bence. Şimdi Avrupa ile bütünleşme süreci de yaşıyoruz ya. Gerçi bundan biraz uzaklaştı gibi geliyor bana ama yine de bu süreçte oranın gündeme getirilip açılması çok iyi olur uzun köprü için. Hiç olmazsa bir artı değer kadar. Kafanızdaki, yani mesleğinizle ilgili,
Kafanızdakileri gerçekleştirebildiniz mi? Yani kendi böyle bugününüze baktığınızda. Mesleki yetkinlik açısından kendimi iyi konumda görüyorum. Ama amacım şey, bir poliklinik açmak. Buna daha ulaşamam. Yani çoğul iç hekimliği tarzında bir hizmet de dönüştürmek istiyorum. Onun için de ileride diyoruz, yapacağım diyor. Uzunköprü'de o potansiyel var mı? Uzunköprü'de potansiyel var. Yani civarlarıyla tabii ki, etrafıyla falan. İyi potansiyel var. Yeni önerdiğimde bir poliklinik burada çok rahat çalışır diye düşünüyorum. Onun ön çalışmaları var mı? Yapıyor musunuz? Yapıyorum tabii, yapıyorum. Yani Uzunköprü için geçer diye sordunuz ya, o konuda da tam şey değilim. Tam da emin değilim açıkçası. Yani yürüyebilir mi? O potansiyel olur mu? En azından bir iki doktorla başlayıp sonraki belki duruma göre değiştirilebilir, arttırılabilir diye düşünüyorum. Bu, yani, bu tip girişimler zaten bir ön çalışma sürecinden sonra netleşir. Öyle bir şeyden söz edebilir miyiz? Yani öyle bir somutlaşma süreci gibi bir ışık var mı yani? Yani bana göre var. Düşünsene şimdi, bakkal dükkanı vardı, şimdi marketlere döndü artık. Bakkal dükkanı, çok fazla şey kalmadı. Bize de böyle bir süreç gibi görünüyor. Yani iyi bir şey, tedavi planıyla bir çoklu çekimli bulunduğu mekan, poliklinik sanıyorum ki daha başarılı bir hizmet verebilir. Bir tek muayeneye göre daha başarılı bir hizmet verebilir. İmkanlar daha mı geniş oluyor? Yani bir defa hastanın geri dönmesi, dolu deyip geri dönmesi mümkün olmaz. Yani hasta hemen tedaviye ulaşabilir. Çekimleri kendi aralarında tedavi yöntemlerini paylaşabilir. Buna daha yetkin hale gelebilirler, daha başarılı hale gelebilirler. Örneğin şimdi şey de var, yurt dışından da çok talep var. Türkiye'ye, evet. Yakın yerlerden, Yunanistan, Bulgaristan mı? Yok, hayır. Uzaktan da geliyor. Yani, ama böyle bir şey, yetkin bir poliklinik olmak lazım. Ki böyle bir tedavi şeyini karşılayabilsin. Hele hele bir sınır kapısı açılırsa tabii ki. Hemen komşu ülkelerden çok günlük şeye gelen hastalar oluyor tabii ki. Mesela bunu Edirne ve Uzunköprü Keşan faydalanıyor bu hizmetten. Uzunköprü için de bir kazanım yani bu dediğiniz gibi. Kesinlikle. Her yönden. Her yönden bir kazanım, hem de çekici güç oluşturabilir. Buradaki esnaf açısından da çok iyi olur. Bir de şey tabii ki, örneğin tedavi, örneğin cerrahi konularda daha yetkinleşmek, gelen hastayı daha başarılı bir tedavi bulamak mümkün hale gelebilir bir poliklinikle. Bunu düşünüyorum, bunu belki de hayata geçirebilirim diyorum. Amacım bu. Yani bu meslekteki başarının bana göre, gözlerime göre doruk noktasındasınız. Yani böyle bir poliklinik olayı gerçekleşmesi bunu daha çabuklaştırıyor yani. Kesinlikle, kesinlikle. O konuda çok istekliyim. Yapmayı düşünüyorum yani. Var mı bir tarih kafanızda? 2 yıl içinde diyeyim. 2 yıl içinde. Böyle bir sistem oturmak istiyorum. Bu Uzunköprü'de ilk denenmiş olacak, öyle değil mi? Uzunköprü'de ilk denenmiş olacak, evet. Yani daha önce bir poliklinik girişim yok. Yok. Edirne'de var mı böyle bir şey? Var. Özel. Var. Edirne'de var. Uzunköprü'de ilk olacak ama Edirne'de var. Uzunköprü için bir kazanım var mı ya? Kesinlikle kazanım olacak. Yani neredeyse bir diş hastanesi gibi hizmet verir hale gelebilir. Böyle bir poliklinik. Mesleğiniz dışında uğraşılarınız var mı? Ben doğayı çok seviyorum. Hı hı. Çiftçilik var, babadan kalma, tarlalar falan. Nerede yapıyorsun çiftçilik? Kurbey. Kurbey'de. Kurbey'de yapıyorum. Ceviz tarlam var. Doğru. Bari 7-8 yıllık oldu, ormana dönmeye başladı.
Çok ağır ki ağaçların güldüğünü görmek. Verim alıyor musunuz? Verim yok da. Elimizde sınıf çok başarılı bir tarım uygulaması yapamıyoruz herhalde orada. Ondan kaynaklı. Çiftçilik, çeltik ekiyorum. Demek ki bir ziraat mühendisi gerektiriyor. Aynen, aynen. Evet, evet. Bir ziraat mühendisi başında olsa çok da başarılı olur. Hiç olmazsa konunun uzmanı. Aynen. Biz yarım yamalık bilgiyle yapıyoruz işi yani. Doğru. Bak Google amcaya sor yap. Aynen. Yani. Ama olmuyor işte. Google'da olmuyor, görmüyor. Temelde onu görmek ve çalışanları da yönlendirmek gerekiyor. O zaman daha tabii ki mutlu oluyorsun, daha güzel şeyler üretince. Ama yine de doğayla uğraşmak çok dinlendirici geliyor bana, çok harika geliyor. Günün stresini alıyor yani. Aynen. Akşam gidip geliyor musunuz? Gidip geliyorum tabii, çok çok da hoşuma gidiyor. Dinleniyorum da açıkçası, buna gidince, çıkınca orada doğada gezmek, o bahçede gezmek. Çok iyi geliyor, çok harika geliyor. Tavsiye ederim sana yani. ben de yapıyorum yani, ben de doğayı severim, yürümeyi severim. Aha. Bayağı iyi oluyor yani. Kaç yıl oldu şimdi buradaki muayeneniz sizin? İşte 89'dan göre hesap etti yani 89, 90 desek. Yani buradan... Diş hekimliğinde iyisiniz de matematikte. Zayıf. Kesinlikle öyle. Evet. Matematik değil, çok zayıf. Yani bir 30 yılı geçmiş vaziyette. Bayağı. Evet. Işte. 30 yıllık bir diş hekimliği hayatım var. Ne bileyim, bildiğime göre randevuyla çalışan tek diş hekimisiniz yani. Ya öyle oluyor çünkü orada insanların beklemesi çok kötü oluyor. Ben bu bir dönemde öyle yaptım, biliyor musun? Randevuyla çalıştım ama yine de üst üste bitmeye başladı. Şimdi artık çağırıyorum artık. Yani randevuyu da geçtim artık. Çağırarak aslında alıyorum. Yani bu saatte gelin demiyorum. Bu saatte geleceksiniz ama ben size arayacağım, öyle gelin. Çok iyi uyguladı, bu daha iyi uyguladı. Salgından dolayı böyle bir şey fikir oluşmuştu, yapmıştım. Sonra da cazip hale geldi. Yani şimdi salgın olmasa bile insanlar orada bir itiş kakış beklemesi hoş değildi. Ben de şimdi telefonu çağırıyorum. Salgın dönemi nasıl gelişti? Salgın döneminde bana ulaşan hastalar oldu. Burada hasta beklemedim. Bana ulaşan ağrısı çok yüksek olan hastaları, normal tedavileri yürütmedik zaten. Hı hı. Ama acil ağrısı var olan hastaların hepsine baktım. Bana ulaşanların hepsine baktım, muayene başladım. Bu şekilde yürüdü yani, hiç kapalı kalmadı açıkçası. Acil hastalara hep baktım. Diş hekimliğini düşünen gençlere ne önerirsin? Harika bir meslek. Az önce söylediğim gibi, yani insanları acılarından kurtarmak, rahatlatmak çok... Bir de estetik bir durumu var bu dişin. Evet, şimdi artık estetik de çok çok ön planda. Estetik konusunda eğitim almak lazım. Yetkin olmak lazım. İşte artısını eksisini çok iyi bilmek lazım. Ki doğruyu ya da en güzel, en yakınına ulaşabilmek. Hastayı çok yüksek beklentilerde göstermemek lazım. Yani en sonunda bir ne kadar estetik olsa da onunla yemek yiyorsun, kan veriyorsun, yaşamı sürdürüyorsun. Bazı şeylerin birlikte görmesi gerekiyor. Hem işler halde hem de estetik, hem de güzel olacak. Yani ikisini birleştirip en güzelini ortaya çıkarmak gerekiyor. Peki Türkiye'de diş hekiminin bulunduğu noktayı nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Diş hekimliğinin bulunduğu noktayı kansere dönmüş gibi görüyorum. Yani çok fazla okul var. Bu öğrencileri eğitecek çok fazla da yetkin adamlar yok, bilim adamları yok. Bana göre çok iyi eğitim alınmadan mezuniyet veriyormuş okullar. Bu da sıkıntılı bir süreci başlıyor. Yani bana göre daha yetkin bir üniversite diş hekimliğinde görseydi daha iyi. Şimdi çok fazla diş hekim var ve işsiz.
Bu durum çok hoş bir şey değil. Bu da kalitesizliği mi getiriyor? Hayır, kalitesizliği getiriyor. İşte her hastanede diş hekimi, 7-8 diş hekimi olması başarı getirmiyor ki. Yani örneğin uzun köprü düşünelim. Şey yapılmıyor uzun köprü. Yani hep sek, sek yeri gibi. Bu şekilde görünmez gibi geliyor bana yani sağlıkta. Hastanelerdeki diş hekimlerinin yapacağı şeylerin sınırlı olması gerekiyor. Örneğin acil ağrısını giderecek, işte çekilmesi gerekiyorsa çekecek. Diğerlerini göndermesi lazım. İyi bir şey olması için, hastayla hekimin iyi bir birliktelik oluşturabilmesi için özel bir şey gerektiriyor, özel ilişkiler gerektiriyor. Yani hastane koşullarında bunların üretilmesi pek mümkün değil mi geliyor? Yani bu yüzden de çok fazla diş hekimine ihtiyaç duyuyor devlet. Yani her hastaneye 10 tane diş hekimi şeklinde diş hekimi göndermek için mecburen çok fazla diş hekimi ortaya çıktı. Bu süreç biraz kof gibi geliyor bana. Yani diş hekimi var ama başarılı bir tedavi yok ortada. En önemli bölüm değil mi o şey? Aynen. Tabii ki tedavinin sonuçlarının başarılı olması gerekiyor. Ama başarılı başarısız bir şekilde şu anda yürüyor ama kalite yok yani. Ki diş sağlığı diğer şeylerde çok önemli yani. Aynen öyle. Vücut aynen. Direnci konusunda. Evet. Bir taraftan da şey oldu tabii ki. Maddi duruma uygun olmayan insanlar arasında bu durum biraz iyi olduğu gibi görünüyor ama bence devletin tedavi destekleyip tedavinin de daha kaliteli olmasını sağlayabilirdi. Tedavi destekleyip şekilde. Bu şekilde değişik bir yöntem. Yani pek iyi bir yöntem değil bana göre. Ne önerirsiniz? Ya sağlıkta destek. Devletin destek vermesi gerekiyor. Yani herkesin bu tedaviden faydalanması için destek vermesi gerekiyor. Yani atıyorum bir tedavi maliyeti 1 ise 7'nin 8'ini devletin karşılaması çok harika olur. Bu şekilde tedavi çok daha başarılı hale gelir. Diş hekimliğinde başarılı bence bu şekilde sağlanabilir. Çok sayıda diş hekimiyle tedavi de başarılı sağlanmıyor. Bunu görüyoruz yani. Boşuna yazık. Bir sürü şeyde yazık oluyor. Bana göre başarılı bir diş hekimi hastaneye geldiğinde kendini ilerletemiyor. Daha çok körelüyor. Daha çok körelüyor. O yüzden bu şekilde tedaviyi sübvanse ettiğinde devletin bu sistem daha başarılı hale gelir diye düşünüyorum. Son bir söylemek istediğiniz şeyler var mı? Bir şey mi olacak olan arkadaşlara söyleyeyim. Yani muayene alsınlar, birleşsinler. Poliklinik. 4-5 arkadaş birleşsin ve poliklinik alsınlar. Şu anda onların tek şansı da o. Yani tek başına muayene açmak artık değil mi? Çok zor. Yani yaşanan dönem böyle bir birlikteliği gibi. Aynen, böyle bir birlikteliği gibi. Zaten herhalde yani öyle bir şey de var. Hem de mesleğe kalite getiriyor. Mesleğe kalite getiriyor. Yani bilgi paylaşımı. Daha detaylı tedavi. Bilgi paylaşımı, bilgiye daha kolay ulaşmaları uygun hale geliyor bence. Bence işte bu şekilde poliklinik kurmaları daha onlar için başarılı olur. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Başarılı çalışmalar. Teşekkür ederim.